Neymiş? O öyle şeyler söylemezmiş. Benim dışımda herkese güveniyor abi. Ya, tamam da abi biz sizi kapattık o kadar. Hiçbir işe yaramadı mı ya? Yaramadı Musa. Bütün gece saçma sapan hareketler yapıp kaçtı benden ya. En sonunda ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Sırf benden uzak olabilmek için gitti tek başına o soğukta dışarıda uyudu. Hadi canım. Ya o kadar yani sen düşün. Nasıl yani bildiğimiz o dışarıda soğukta? Bildiğimiz dışarıda soğukta abi. Tek başına uyudu. Ya Zeyno ne yiyip içtiysem artık bilmiyorum. Böyle her şey tuhaflaştı. O zaman gözüme bir garip görünmeye başladı. Ya yani böyle bir ağır çekimde su içmeler, o suların böyle üstüne üstüne dökülmesi. Ay. Ay. Neyse iyi ki bir şey olmadı yani. Kazasız belası atlattık. Ne güzel. Biz sizi oraya bir kaza yapın diye göndermiştik ama neyse. Yok öyle bir şey Zeyno. Ben hala kızgınım. Ben Ozan'a çok kızgınım. Ya tamam kızgınsın, haklısın. O ayrı bir konu zaten ama yani bu Efe ile ilgili söyledikleri benim kafamı kurcalamıyor değil yani. Yani evet, benim de aklım çok karıştı. Hayır, Efe de çok normal davranıyor bana. Çok arkadaşı gibi davranıyor. Hiçbir şey ima etmedi. Öyle bir his hiç almadım. Ya bilmiyorum, ben o çocuğu ilk gördüğüm günden beri böyle pek gözüm tutmadı. Yani böyle bir iyilik timsali. Ne zaman Esra'nın bir şeye ihtiyacı olsa hop bir yerden çıkıyor, bir yardım ediyor falan. Bir bilemedim yani. Vallahi ben de bilemedim Zeyno. Neyse gidip bugün konuşacağım zaten. Hadi bakalım. Ama dün... Oo, Ozan Bey. Gelmişsiniz şirkete. Gözümüz yollarda kaldı ya. Olay vermediğim halde oyun sekmesi için anlaşmışsınız. Onun için bana değil, Eko'ya kız istersen. Sonuçta senin adına karar veren o. Hem bu kadar dert ediyorsan burada olup toplantıya katılsaydın keşke. Sen de benim yokluğumu fırsat bilip onay verdin öyle mi? Yani bence oyun sektörüne girmenin zamanı gelmişti. Sen bırak şimdi bunları. Bana bir özür borcun yok mu senin? Bana bak. Şimdi seni kapının önüne koymuyorsam Hilmi Bey olan saygımdan. Ama ben çok sabırlı bir adam değilimdir Efe. O yüzden sınırlarını fazla zorlama. Tersin fena. Az çok gördüm. Gelmişsin. Hoş geldin. Geldim, geldim. Hoş bulduk Efe. 5 dakika vaktin var mı ya? Ben de seninle bir şey konuşmak istiyordum. Ya var var tabii. Olur. Efe biz seninle o gece hakkında hiç konuşmadık. Ya tatsızdı zaten. Geçti gitti. Boş ver. Sen Ozan'a benim hakkında bir şeyler söylemişsin. O yüzden o kadar sinirlenmiş. Söylediklerimde sinirlenecek bir şey yoktu ki Esra. Ben sadece senin ne kadar güzel, ne kadar hoş bir kadın olduğundan bahsettim. İltifat ettim sadece. Bir anda sinirlendi, öfkelendi, saldırdı bana. Bir dakika ya. Sen başka hiçbir şey söylemedin mi? Yo. Konuşmamız da çok kısa sürdü zaten. Yani hem sana da iltifat etmenin yasak olduğunu bilmiyordum yani. Tamam da Ozan daha farklı şekilde anlattı bu konuşmayı. Neden acaba? Kendi yaptığı şeyi haklı göstermek için böyle anlatmış olabilir mi? Bilmiyorum. Ozan pek çok şey yapmış olabilir. Ama asla yalan söyleyecek biri değil. İnan neyin nasıl olduğunu bilmiyorum Esra. Ama konunun benimle hiçbir ilgisi yok. Anladım. Neyse. Efe o zaman ben de sana şunu söylemek isterim. Biz her ne kadar Ozan'la boşanıyor olsak da... benim kalbim boş değil. Ozan'la dolu. Hala Mesra'ya. Hala. Anladım Esra. Ben... ben bir arkadaşın olarak her zaman senin yanındayım Esra. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yanlış bir adama çok fazla değer veriyorsun. Bunu da bilirsin. Anladım. Sağ ol. Ben herif hakkında neler söylemişim, neler demişim. Sen hala gidip onunla sohbet ediyorsun, gülüyorsun ya. Çıldıracağım ya. Ozan. Ne var Esra? İstersen bu akşam hatta sen de kalabilir. Yani özlemişsinizdir birbirinizi. Tamam, iyi olur. Ben akşam gelir alırım onu. Tamam. Ha, ne dedi Efe? Bir şey dedi mi? Yani ben konuşmak istedim onunla. Senin söylediklerini sordum. Ne? Ben öyle bir şey demedim.
Hani sadece iltifat ettim sana dedi. Sen de ona inandın, öyle mi? Ben ona inandım mı dedim Ozan? Sadece konuştuklarımızı, onun ne söylediğini söylüyorum sana. Ve sürekli niyet okumandan, düşünmediğim şeyleri öyleymiş gibi algılamandan ve bunda ısrarcı olmandan çok sıkıldım. Tamam, sıkıldıysan seni daha fazla sıkmayalım Esra Hanım. Var mı başka bir şey çalışacağım da? Yok Ozan, bu kadar. Ha. Bir de hangi günler göreceğim ben oğlumu? Bunu bir netleştirelim. Ona göre program yapacağım çünkü. Tamam, netleştiririz. Program yapacakmış. Ben yapacağım sana programı. Herife bak ya. Ya herife bak, ben kafayı yiyeceğim. Göz göre göre yalan söylüyor ya. Kimden bahsediyor? Ya kim olacak Musa? Efe. Neymiş? Sadece iltifat etmiş Esra'ya. Ya, tamam da yenge buna inanmış mı peki? Ozan öfkelidir. Yani sinirlenince böyle abuk sabuk şeyler yapar ama yalan söylemez. Yalan söyleyecek biri değil yani o. Vallahi ben ne kadar kızsam da Ozancıyım biliyorsun. Biliyorum Zeynucuğum, biliyorum. Bilmez olur muyum? Ya Esra, siz acaba böyle Ozan'la sakin sakin oturup bir konuşsanız mı? Çünkü bu olay biraz fazla uzuyor gibi. Zeyno, diyelim ki Ozan'ın dediği doğru. Efe bütün o şeyleri söyledi. Ama böyle mi davranması gerekirdi ha? Ayrıca bizim hiçbir sorunumuz çözülmedi ki. Bütün sorunlarımız olduğu gibi duruyor. Hani Ozan değişecekti? Değişmedi de. Hatta değişmeyi bırak, surat asmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Gelip bana boşanmak istemiyorum demedikçe ben hiçbir şey yapmayacağım Musa. Tamam mı? Ayrılmak mı istiyor? Gitsin ayrılsın. Yok, yok, yok. Hanımefendi öyle mi mutlu olacak? Gitsin öyle mutlu olsun. Bak bir tane değer listesi yapsak Esra için. Listenin son sırasında ben varım abi. Ya abi Allah aşkına öyle şey olur mu? Yapma. Olur. Olur Musa. Öyle. O herkese inansın, herkese güvensin ama konu Ozan olunca durum bu. Ben artık Esra beni ne zaman terk edip gidecek korkusu yaşamak istemiyorum abi. Benden bu kadar. Adama bak ya, olayı tamamen kafasında bitirmiş. Hatta atlası ne zaman görebilirim diyor. Yani sen de biraz fazla zorlamadın mı acaba? Hadi diyelim ki zorladım. Yani zorlamadım da neyse. Belki kafasında bir şeyler dank eder, belki değişir, kendine gelir dedim ama nerede? Çoktan vazgeçmiş benden. Al baksana. Bakarım. Acaba vazgeçmiş midir benden ya? Bence vazgeçmemiştir. Vazgeçse ben anlarım, hissederdim. Kim vazgeçti? Anne, ben sana bir şey demedim aslında. Yani öyle dışarı bakıyordum. Bir an kendi kendime konuştum. Sevdiğiniz sizden vazgeçmiş olabilir mi? Anlamanız için 5 soru. Hadi bakalım. Sevdiğinizin sizden vazgeçtiğini mi düşünüyorsunuz? Yani olabilir. Üzülmeyin. Basit birkaç soruyla bunu anlamak çok kolay. Güzel. Merak ettim şimdi, öyle mi olacak? Tabii, şüpheleriniz olabilir. Gayet doğal. Gelin soruları beraber cevaplayalım. Hadi bakalım, başlayalım. Sizdeki değişiklikleri fark ediyor mu? Eder. Yani şimdiye kadar hep fark etti. Kulağımdaki küpenin taşı düşse onu bile fark eder. Selam. Selam. Gelsene. Ne olur, neden gülüyorsunuz? Yo Ozan, gülmüyorum. Bak, somurtuyorum. Oldu mu? E, fark eder şimdi. Saçını farklı yapmışsın der. Atlas hazır mı? Çünkü ben anlamadım yani. Burada ne yapıyoruz? Niye böyle? Hazırlanıyor Ozan, hazırlanıyor. Yazıklar olsun. Ben gidip bir atlasa bakayım, sen de geç istersen. Saçını da farklı toplamış, ne güzel olmuş yani.
fark etmiyormuş demek ki. Konu siz olunca hep çok mu meşgul? Sizinle eskisi gibi vakit geçirmek istemiyor mu? İster ya. İstemez olur mu? Hatta vakit geçirmek için bahaneleri kendisi üretir. Ozan, Atlas şimdi geliyor, çantasını hazırlıyor da. Ben de yemek yapmıştım. İstersen hep beraber yemek yiyelim, ondan sonra gidin. Yok, evde yeriz biz yemek. Zaten halletmem gereken işler de var. Biz gidelim. Hayırlı işler Ozan Bey, hayırlı işler. Gıcık. Ben bir Atlas'a bir daha bakayım o zaman. Bekle sen, bekle. Benimle vakit geçirmek de istemiyormuş demek ki. Size olan duyguları ile ilgili karışık sinyaller mi veriyor? Yani. Vallahi hangi yemeği yaptım bilmiyorum ama çok güzel kokuyor. Yani sen zaten ne yapsan hep lezzetli yapıyorsun da. Ne yalan söyleyeyim, çok özlemişim evin böyle kokması. Ama ben buldum. Yani bir yer buldum. Çok güzel ev yemekleri falan yapıyorlar. Uygulamadan söylüyorum, hemen getiriyorlar zaten. Çok harika, süper bir yer. Çok güzel o zaman, afiyet olsun. Sen aynen böyle devam et, aynen böyle. Hah, al işte karışık sinyal. Ne istediği belli değil. Sola sinyal verip sağa kırıyor. Ben hazırım. Ha? Gel bakalım. Aslan oğlum, gel. Heh. Annem, görüşürüz. Gel bakayım. Of. Özleyeceğim seni. Görüşürüz Ozan. Görüşürüz. Hadi bakalım. Aslan parçası, yürü. Soruların cevapları sizi mutlu etmiyorsa geçmiş olsun. Sizden çoktan vazgeçmiş, yeni arayışlara girmiş bile. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Sen dergisin bir kere, dergi, haddini bil. Kızmaya, gücenmeye gerek yok. Vaziyet bu, durum kötü. Gerçeklerle ne kadar çabuk yüzleşirseniz o kadar iyi olur. Ne boş boş konuşma. Ozan bir kere arayışa falan girmez. İnanmıyor musunuz? İnanmıyorum. Tamam. O halde gidip bakın evine. İnceleyin. Çünkü her kadın iz bırakır ve detaylarda birçok delil vardır. Ya yok, daha neler. Gideceğim, bir de evini arayacağım. Bir kere Ozan benden vazgeçmez, vazgeçemez, öyle bir şey yok. Olmaz. Ama işim var dedi. Ne işi olabilir? Hı? Ya yok canım, bir şey olmaz. Sonuçta Atlas yanında. Ne işi olabilir ki? Ama Atlas erkenden uyuyor. Erkenden uyuduktan sonra bir şey olabilir mi? Evet, saçlarımızı da kuruttuğumuza göre artık pijamalarımızı giyip yatabiliriz, değil mi? Evet. Hı hı. Gel bakayım. Oh. Hadi. Bakalım ne işin varmış Ozan, ha? Bu kadar önemli ne işin varmış acaba? Ve dahil olacaksın, anahtarı aldın ama yedek anahtarı unuttun. Şuna bak. Çık. Bir şey çözeceğim. Getir bakalım kafayı, getir git. Aferin. Kollar, 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 kollar. Ha. Bak bakayım bana. Ay. Oo. Kalk, 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 kalk. Gir, 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 gir. Evet. Aslanım benim, aslanım benim. Hadi bakalım, yatıyoruz artık. Ortak, ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum oğlum.
Ben de seni çok seviyorum. Biz hiç ayrılmayacağız, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çünkü annen için de benim için de dünyanın en güzel şey sensin. Biliyorum, annen seni çok seviyor. Bir dakika. Annen öyle bir şey mi dedi sana? Hayır, ama ben sevdiğini biliyorum. Neyse, tamam hadi bak saat kaç oldu, hala ayaktayız biz. Hadi, hadi. Bu saatte yatmadığımız öğrenirse annem bize ne yapar? Güzel. Yatağa. Hadi bakalım. Hoppa, hadi bakalım. İyi geceler benim güzelim. İyi geceler. Yok. Ama iz bırakmış olabilirler. İzler önemli. İyice bak Esra, iyice etrafına bak. Bakalım kaç kişi yemek yemişler. Daha gayet sağlıklı tarhana içilmiş. Güzel. Bravo. Vurma beni. Gerçekten mi ya, sen misin? Vallahi hiç tanımadım seni ya, biliyor musun? Hiç anlamadım seni. Ne işin var senin burada? Kirpili kitabı getirdim ya. Ne? Atlas uyumamıştır, uyuyamaz diye sana da vermeyi unutmuşum kitabı. Nasıl girdin sen içeri? Salondan. Salonun camını açık bırakmışsın, Allah Allah. Ben de girdim şöyle gizlice. Ya normal insanlar gibi neden kapıdan girmiyorsun da salondan giriyorsun? Ha Ozan, çocuğum uyanmasın istedim. Şimdi zile basarım, ya uyuyorsa dedim, uyanır dedim. Dengesizsin. Vallahi hem Atlas uyumuştur diye kapıdan girmiyorsun, hem de belki uyumamıştır diye kitap getiriyorsun ya. Ne yaptığın belli, ne dediğin. Hem de kitaba gerek yoktu ayrıca. Yani olsaydı ben gelir alırdım kitabı. Flörüm var. Ha? Yani flörümü burada unutmuşum. En sevdiğim flörüm. Tam böyle boynuma oturuyordu. Lodos var ya dışarıda, böyle birkaç gün esecek. İncinmesin boğazım diye şey yaptım. Gerçekten gecenin bu saatinde flör almaya mı geldin sen? Hey, ne var saatte, ne alakası var? Bu saatte flör almaya geldim. Allah Allah, en sevdiğim flör burada kalmış. Almak istiyorum, olamaz mı? Tamam git al. Git al, ne istiyorsan al. Aman hiçbir şeyin kalmasın burada, al. Kitabı getirmiş, flör alacakmış bu saatte. Gerçekten inanılmazsın ya. İyi düşün, bütün delilleri bulman lazım. Nerede olabilir deliller, ha? Ozan. Ne yapıyorsun? Flörümü arıyorum. Flörünü arıyorsun. Gerçekten ne yapıyorsun ya? Flörüm acaba burada mı diye flöre baktım. Yatağın altından mı bakıyorsun flöre? Yani belki oralara saklanmıştır, gitmiştir diye şey yaptım da. Niye kızardın sen böyle? Mesela sen yanıyorsun, senin ateşin var. Aa, öyle mi? Dur bak şurada. Atlas'ın derecesi olacaktı. Gel bakayım sen bana. Şöyle bir ateşini ölçelim.
Al işte 38,5. Ama ben sana dedim değil mi? Sırf benden uzak durmak için gittin o buz gibi orman havasında dışarıda oturuyorsun. Haklı sebeplerim vardı, ne yapayım? Ya haklı sebep, şimdi ne sebebin var? Heh. Bu soğukta gecenin bu vaktinde gelmişsin fularımda fularım. Fularım? Yürü çorba yapacağım sana. Yok o zaman ben hiç rahatsızlık vermeyeyim, gideyim eve ya. Esra. Yürü. Yani sen öyle diyorsan tabii. Emmi, Esra'cığım kaldır kafanı, kaldır bakayım kafanı, kaldır, kaldır. Bütün filmi böyle izledin zaten, kaldır hadi. Ya ne yapayım, korkuyorum. Sen izle, bana anlatırsın. Yahu korkuyorsan biz neden korku filmi izliyoruz peki? Ben sevmem zaten korku filmi bir de. Tamam. Rahat ol, bitti zaten. Bitti hadi mi? Bakalım, bitti. Nasıl bitti, ne oldu, ne oldu? Kıza ne oldu, anlat bakayım, ne oldu, nasıl bitti? Kız kurtuldu. Hı? Kurtuldu mu? Ha, kurtuldu. Ama filmin en güzel sahnesini kaçırdın ya. Ya ne yapayım, önemli değil ki Ozan. Önemli olan kızın kurtulmasıydı. Hayır ama kız ne çekti? Ormana girdi, ayrı çekti. Ormandan eve kaçtı. Evden depoya kaçtı. Depodan ormana kaçtı. En sonunda yine kurtulamadı. Ama kurtulmuş. Bırak kızı, bırak. Sen nasılsın? Nasıl oldu? Ya neyim ben de, toparlandım bayağı. Çorba falan iyi geldi. Gel bakayım buraya. Düşmüş ateşin. Düşmüş. Ben o zaman gideyim, yatayım. Biraz da uyuyayım, dinleneyim. Hı hı. Sen yat, dinlen. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.